Birinci Jandarma Kolonu Komando Alayı 1987-88 personeli emir ve görüşlerinde hazırdı komutanım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Var. Bir vadiye geldik, baktık dedeler bizi gördü, büyük üstevreler. Nasıl seviniyorlar, atlıyorlar, zıplıyor. Oo, torunlar geldi, şöyle böyle. Boyum uzun, herkes beni görüyor. Dedi oğlum, tüfeğe ne kadar zamanda dağıtabilir bunu? Dedi, bir dakikanın altında. Tabii sür. Allah razı olsun. Tabii bunda art niyet yok. Bir şey diyemiyorsun. Bakıyor komutan da ki, o silah abi, bununla mı savaşa gideceğim? Bir mermi attı, ikinci atamaz. Ne oldu? Tutuklu yaptı. Orada haklı. Oraya kadar çok haklı. Değerli arkadaşlar, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Bu toplantımızın başlangıcından itibaren bugüne kadar ilk planlamaktan bilahare devam ettirerek bugünkü son toplantıya kadar emek veren, gayret veren, bu işi başlatan Mustafa İskender arkadaşımıza mimarımız marifetiyle böyle güzel bir çam sakızı, çoban armağanı evine koyup hatırasını anabilecek şekilde küçük bir tabak hazırladık. ...2012 yılından beri geleneksel olarak bunu sürdürmeye çalışıyoruz ve günden güne de katlanarak yapıyoruz. Aynı heyecanı, aynı disiplini burada yaşıyoruz şu anda. Aynı heyecanı yine yaşıyoruz. Arkadaşlar çok güzel anılarını anlatıyorlar burada. Doğal olarak da çok güzel şeyler var, anekdotlar var burada. Hakikaten dinlediğimizde yeniden bir oluşum, yeniden bir heyecan geldi herkese. Aynı askeri disiplinin şeklindeki hareketleri burada yapıyoruz. Ve bu kaynaşma gitgide büyüyor. 10 kişiden başladı. Şimdi 20 kişi oldu, 50 kişi oldu. Bugün herhalde 60-70 kişiyi bulduk bugün de. İnşallah gelecek yılda Nihat Albay'ın himayesinde Çanakkale'de buluşmayı düşünüyoruz. 1987-1990 arasında Batman 1. Jandarma Komando Alayı'nda 5. Bölük Komutanı olarak görev yaptım. Dolayısıyla o dönemde beraber faaliyet yürüttüğümüz bütün arkadaşlarımız yıllar sonra 2012 yılından başlamak üzere her yıl belirlenen bir yerde bir tarihte buluşarak eski anılarını tazeleme, hasret giderme, o günleri tekrar kendi aralarında yaşamak şeklinde bir uygulama başlattılar.